Galatasaray'da gündem Kuyatay transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Kuyatay'da gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Sekou Kouyaté yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde de Aslan'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kouyaté, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Kaynak Fanatik. Galatasaray Hernani transferini bitiriyor. Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir Parma forması giyen Hernani ile ilgilenirken transferin bitme aşamasına geldiği ve Hernani'nin yeni sezonda Galatasaray forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Birçok ismin transferini bitiren Galatasaray, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'nin transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı. Corriere dello Sport'a göre Hernani, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Cagliari'nin de kadrosuna katmak istediği Hernani'nin Galatasaray'a daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı belirtildi. Parma'nın Serie B'ye düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen Hernani için Cagliari ihtimali de devre dışı kalırken Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Parma'da takımdan ayrılması beklense de Hernani çalışmalarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol 3 asistle dikkat çekmişti. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey de İstanbul'a geliyor. Cimbom'un Rennes'ten kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bekin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Aslan'ın yeni transferi yarın akşam İstanbul'da olacak. Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı kırmızılı kulübün 2 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transferi kapa bildirdi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asistle önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Öte yandan Galatasaray kap bildirimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Cimbom, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiören gücünde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim Hocam, Başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için." şeklinde açıklamada bulundu.
Genç isim kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da Avrupa golcüsü Falcao. Sözleşmesi feshedilecek, satış listesinde denirken 35'lik Falcao antrenmanların bir numaralı yıldızı haline geldi. İlk günkü gibi hırslı görünen ve idman golleriyle alkış alan Kolombiyalı, PSV maçlarında Aslan'ın skor yükünü sırtlayacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına, hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki yıldızın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarını yıpratması ve kondisyonu şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda. Mustafa Muhammed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz santrfor Mbaye Diagne henüz Türkiye'ye dönmemişken 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da şov başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak Fanatik. Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'le görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı.